Yell Media. Turkey. 2022'nin son ayına Ay Balık Burcu'ndayken giriş yapıyoruz. Zihnimiz bir suyun içinde yüzüyor sanki. 7 Aralık'ta Merkür Neşeli Yay Burcu'ndaki seyrini tamamlayıp işsever Olak Burcu'na geçiş yapacak. Ciddi işler peşinde olacağız, ekonomi ve finans, işle ilgili konuşmalar yapabiliriz, iş planı belirleyebilir ve stratejik ilerleyebiliriz. Bu ayın en önemli etkilerinden biri de 8 Aralık'taki ikizler dolunayı. Ay Mars kavuşumlu bir dolunay olduğu için de biraz sert etkiler verebilir. İletişim, öğrenim, bilgi edinme, meraklarımız konusunda bulunduğu yeri büyütecek ve bize görmemiz gereken ne varsa gösterecek. Sosyal medya ile ilgili konularda hızlı gelişmeler olabilir. Yakın çevremizle ilgili gerçekleri de gün yüzüne çıkaracak bir dolunay olacağı için dedikodulara ve asılsız iddialara dikkat edelim. 9 Aralık'ta Merkürü takiben Venüs’te olak burcuna geçiyor. İlişkilerde mesafeli ve ciddi olmaya işleri biraz ağırdan almaya eğilimliyiz. Parasal konular ve ortaklıklarda gündemde olacak yine. 20 Aralık'ta Jüpiter Koça geçiyor. Artık adımlarımızı cesaretle atma vakti. Bu birleşim, gündelik hayatımızda ani öfke patlamalarına sebep olabilir dürtülerimizde harekete geçmek isteyebiliriz, sonrasını pek düşünmeden hareket ederek ön plana çıkmak isteyebiliriz. 23 Aralık'ta ise, ufukta bir olak yeni ayı var. Olak anne atalarımızla, anne babaanne bilgelikleriyle ilgili de bir burç olduğu için biraz güvenli alanda ve bildiklerimizde hareket edebiliriz, daha geleneksel yöntemlere başvurabiliriz, kararlarımızı bir plan çerçevesinde alabiliriz aynı zamanda finansal açıdan sorumluluklarımızın da bilincinde olmamız gereken bir dönemdeyiz. 29 Aralık'ta Merkür Retro'muz geliyor, hoş geliyor. Retrolar korkulacak etkiler değil aksine içimize dönmemiz, geriye dönüp geçmişi değerlendirebilmemiz için bize verilmiş fırsatlar. 31 Aralık'ta Ay Boğa Burcu'ndayken yeni yıla gireceğiz. Yediğimizden, içtiğimizden, yaptıklarımızdan haz alarak 2023'e muhteşem bir giriş yapacağız. Şimdi biraz da bu olaylı yılın son ayında yükselen burçlarımıza göre bizi ne sürprizler bekliyor, ona bakalım. Yine her zamanki gibi odaklı ve kararlı bir enerjidesiniz. İçgüdülerinize her zamankinden daha çok güvenebileceğiniz bir ay bu ay. Yüksek benliğinizde yeniden bağlantı kurmanın yanı sıra, yepyeni bir umutla ve yaratımla bağ kurarak yükselebilirsiniz hayalleriniz hareketli ve sezgileriniz sizi istediğiniz yere doğru götürüyor. Ancak, burcunuzun gezegeni Mars hala retroda olduğu ve iletişim evinizi etkilediği için sizin de kısa seyahatlere çıkma ihtimaliniz düşük. Yakın çevrenizde olan iletişiminiz de bu dolunayın temel konularından biri. Venüs 9 Aralık sonrası Olak'taki seyrine başlarken sizin de kariyer evinize vurgu yapacak. Mesleğinizle ilgili konularda dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. İş yerindeki üstlerinizde uzun vadeli kariyer planları yapabilirsiniz. Olak çalışmayı ve çalışanı sever. Jüpiter Koça geçtiğinde kendi benlik algınızı ve aynı zamanda dış görünüşünüzü yeniden şekillendirmek isteyebilirsiniz. Kendime yeni bir ben lazım diyerek yeni yıla bomba gibi hazırlanıyorsunuz. 31 Aralık'ta ise Ay Boğa burcunda olacağı için güzel bir yerde, konforlu hissettiğiniz herhangi bir alanda görkemli bir sofraya oturmaya ne dersiniz? O ay enerjetik alanınızda ve yakın ilişkilerinizde farklı keşifler yapabilirsiniz. Neptün'ün düz hareketiyle hem ailenizde hem de arkadaş grubunuzda geniş çevrenizden kaynaklanan olumlu ve olumsuz etkilerin daha fazla farkına varabilirsiniz. Odağınızı uzun vadeli planlara kanalize etme isteğiniz sezgisel bir yerden geliyor. Aralık başında maddi konularla uğraşabilirsiniz. İkizler dolunayında öz bakımınız için bazı harcamalar yapabilirsiniz. Bedeninizin ihtiyaçlarını daha fazla gözetmek isteyebilirsiniz. Mevcut gelir planınızın stabil olması için neyin gerekli olduğunu araştırabilirsiniz. 21 Aralık'tan sonra Merkür Oğlak burcuna geçtiğinde 9. evinizden etki alacaksınız. Ufkunuzu genişletmek ve derin felsefelerle genişlemek isteyebilirsiniz. Venüs Oğlak'a ve 9. evinize geçtiğinde ise her zamanki rutininizden çıkma arzusuyla harekete geçebilirsiniz zihinsel bir yolculuğa çıkmak isteyebilirsiniz. Aynı sıralarda Koç burcundaki Jüpiter, 12. evinize etki edeceği için ruhsal bir uyanış dönemine girebilirsiniz. Uyanışınız ışıklı olsun sevgili yükselen boğalar. Aralık ayında, ikili ilişkilerin ve özel hayatınızın detayları sizin için daha belirgin olacak sevgili yükselen ikizler. Mars ileri hareketine başlamadan önce bu sizin için en verimli dönem. Sevdiklerinizle vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Taptaze bir ilişkiye başlayabilirsiniz. 8 Aralık'taki Dolunay ben. Dediğiniz yere etki edecek. Koç esansıyla hızlı ve öfkeli olmamaya özen gösterin. Jüpiter koça geçince sizde toplum içinde görülme ihtiyacında olabilirsiniz. Sosyal çevrenizi değiştirebilirsiniz. İşbirlikleri ve grup çalışmaları için 16 Mayıs'a kadar güzel zamanlardan geçebilirsiniz. Kafanızdaki projeleri gerçekleştirmek için fırsat yaratabilirsiniz. 23 Aralık olak yeni ayında hızlı adım atmak isteyebilirsiniz. Özellikle maddi konularda hareketlenmeler yaşayabilirsiniz. Ancak 29 Aralık Merkür retro hareketine başlayınca çok dalgalanmamanızda yarar var. Daha çok iç gözlem yapıp özellikle de her türlü ilişkide biraz yavaşlayabilirsiniz. Yılbaşı akşamı cıvıl cıvıl bir enerjiyle 2023'ü karşılamak isteyebilirsiniz. O gün arkadaşlarınızla olun. 1 Ocak sabahı dinginlik içinde uyanabilirsiniz. Yılbaşını yurt dışında geçirmek için de ideal bir zaman. Uzun zamandır bir türlü odaklanamadığınız konuları artık Aralık ayında rayına oturtma vaktiniz geldi sevgili yükselen yengeçler. İkili ilişkileriniz, işle alakalı gündemleriniz ve maneviyatla ilgili alanlarda bu ay burcunuzda bazı hareketlenmeler olacak. 8 Aralık'taki Dolunay 12. evinize etki edecek. Evrenle bir hissetmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Venüs 9 Aralık'ta olağa geçtiğinde ise etkiyi 7. evinizden, ikili ilişkiler alanınızdan alacaksınız. Ortaklıklar, anlaşmalar, diplomasi, denge anlayışı gibi konulara bir olak edasında planlı, stratejik ve mesafenizi koruyarak yaklaşabilirsiniz. Yeni işbirlikleri kurma ihtimaliniz yüksek olacak. Jüpiter koça geçtiğinde ise mesleki alanınızdan etki alacaksınız. Bu durumda kariyerinizle ilgili yeni atılımlar yapabilirsiniz. Yeni bir projeye başlayabilirsiniz veya çalıştığınız şirkette pozisyon değiştirebilirsiniz. 23 Aralık'taki Olak yeni ayı ile birlikte yepyeni bir ilişkiye başlama ihtimalinizde oldukça yüksek. Merkür Retrosu ise, Aralık ayı boyunca kurduğunuz ilişkiler ve ortaklıklar için sizi düşünmeye davet edecek. Mars retrosu hala devam ettiği için temkinli olsanız iyi edersiniz. Aralık ayı neşeyle devam ederken siz de tüm gücünüzü ateşlemenizi sağlayan gündelik ayrıntılarla haşır neşir olabilirsiniz. 8 Aralık'taki dolunay 11. evinizde gerçekleşecek. Hangi arkadaşlarınıza ve meslektaşlarınıza gerçekten güvenebileceğinizi belirlemek isteyebilirsiniz arkadaş gruplarınızın içinde bazı entrikalarla karşılaşabilirsiniz. Taraf tutmamaya özen göstermelisiniz. Vadesi dolan arkadaşlıklarınızı Aralık ayında bitirebilirsiniz. Venüs'ün 9 Aralık'ta olaka geçmesiyle günlük rutinlerinizde ve bu rutin içerisinde kendinize vereceğiniz değer ile parlamak isteyebilirsiniz. Sağlık rutininizi dengeye getirmek isteyebilirsiniz. Jüpiter koça geçtiğinde genişleme ve macera perestlik evine, yani 9. evinize etki edecek. Siz de bu sayede daha cesaretle hareket edebilirsiniz. Motivasyonunuzu geri kazanıyorsunuz. Seyahatlere giderek, spor yaparak veya ruhsal açıdan zihninizi genişlettiğinizde bolluğu kendinize çekeceğiniz 5 aylık bir dönem başlıyor. İster yeni bir antrenmana başlayın, ister sağlıklı yaşamla alakalı bir inzivaya katılın. Ay sonundaki Merkür retrosuyla bazı günlük rutinlerinizi ve süreçlerinizi değiştirmeye ihtiyacınız olacak. Mutlu olmanızın tek yolu bilinçli olarak kendinize öncelik vermeyi seçmektir sevgili yükselen Başaklar. Özellikle de bu ikizler dolunayında mesleki alanlarınıza yumuşak bir yaklaşım geliştirme ihtiyacında olacaksınız. Aynı şey yeni bir temel inşa etmeye çalışan ancak kendini bir otorite figürünün arzularına teslim ederken bulanlarınız için de geçerli. İş yerinde daha görünür olmak isteyebilirsiniz ve daha yoğun iletişimler içerisinde olabilirsiniz. Venüs ve Merkür oğlaka geçtiğinde ise sizi aşk ve yaratım evinizden etkileyecek. Oyuncu tarafınıza söz geçiremeyebilirsiniz. Daha az çalışmak isteyebilirsiniz. Jüpiter koça geçtiğinde ikili ilişkilerinize dair atılımlar yapabilirsiniz. Öfkeye dikkat edin. Cinsel anlamda da daha aktif olmak isteyebilirsiniz. 23 Aralık Olak yeni ayında iş ve yaşam dengesi etrafında bazı niyetler belirleyebilirsiniz. Merkür ise 29 Aralık'ta retroya girerken sanatsal bir projeyi gözden geçirmek ya da sevdiklerinizle güzel vakit geçirmenizi sağlamak için sizi yapabileceklerinizi düşünmeye davet ediyor. 2023 karşılamaya hazırlanırken biraz daha sakin bir tempoda ilerlemenizde fayda var. Güneş iletişim evinizden geçtiği için ve siz sosyal kelebekler gibi her yere konduğunuz için Aralık çok renkli geçecek sevgili yükselen teraziler. Tüm bunlar olurken enerjinizi fazla tüketmemeye de özen göstermenizde fayda var. Şayet 8 Aralık'ta 9. evinizde gerçekleşecek dolunay sizden biraz güç toplamanızı isteyecek. Heyecan verici deneyimlere atlamak isteyebilirsiniz. Uzun seyahatler gündeminize gelebilir. Venüs 9 Aralık'ta Olak'a geçtiğinde ise, ciddi bir ruh haline bürünebilirsiniz. Evde daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Güvende hissettiğiniz ve yuva dediğiniz alanlarda sevdiğinizde vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Jüpiter Koç'a geçtiğinde de yeni biriyle tanışabilirsiniz. Her türlü ilişki modelinde derinleşmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Atılgan ve cesur bir enerjiyle ikili ilişkilerle alakalı bazı girişimlerde bulunabilirsiniz. Olak yeni ayı ile ailenizde, özellikle de annenizde olan ilişkinizde kurduğunuz bağı geliştirmeye ve yuva içindeki olaylara başka bir açıdan bakmaya başlayabilirsiniz. İnsanlara daha geleneksel ve güvenli yöntemlerle yaklaşmak isteyebilirsiniz. Kısacası, çevrenizdekileri veya yeni tanışacağınız insanları biraz kol mesafenizde tutmak isteyebilirsiniz. Bu dönem kalbinizin sesine kulak verin. Güneşin, bedensel hazlar ve değerler evinize olan etkisiyle, öz değerinizi artırma ve kazanç potansiyelinizi yükseltme planları gündeminizde sevgili yükselen akrepler. Şu sıralar mevcut para kazanma stratejinizin kendinizi ifade etmeye engel olup olmadığını sorguladığınız bir dönemdesiniz. Yalnızca sizin değerlerinizde uyum içerisinde olan iş ortaklarıyla çalışmak istiyorsunuz. Dolunayla beraber cinsellik, masraflar ve dönüşüm evinizden de etki alıyorsunuz. Partnerinizde güvenlik duygunuzu nasıl geliştireceğinize dair konuşmalar yapabilirsiniz. 9 Aralık'ta Venüs ve Merkür iletişim evinize girerken ve ardından 21 Aralık'taki Güneş-Olak geçişinde arkadaşlarınız, komşularınız ve varsa kardeşlerinizle daha yoğun bir iletişim kurabilirsiniz. Entelektüel sohbetler etmek isteyeceksiniz. Jüpiter Koça, sağlık ve günlük rutinler evinize geçtiğinde ise harekete geçmek için iyi bir fırsat doğacak. İş yükünüz de buna bağlı olarak artacak. Beslenme düzeninizi değiştirebilirsiniz. Yeni egzersizlere başlayabilirsiniz. 29 Aralık'ta Merkür iletişim evinizde retro hareketine başlayacağı için yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz. Gözlerinizi açın. Sezgilerinizi kullanın. Ar Aralık ayı, benlik duygunuzu güçlendirmek için önemli bir fırsat sevgili yükselen yaylar. 7. evinizdeki Mars retrosuyla beraber ilişkilerinizi sorgulayıp sınırlarınızı yeniden çizmek durumunda kalmıştınız. İkizler dolunayıyla beraber bu etki iki kat artıyor. Kili ilişkileriniz açısından kadersel zamanlardan geçiyorsunuz. Karar vermek zorunda kalabilirsiniz. Olak dönemi yaklaşıyor. 9 Aralık civarı Venüs ve Merkür, 21 Aralık'ta ise Güneş ikinci evinize etki etmeye başlayacağı için maddi açıdan ve öz değerlerinizle ilgili parlayacağınız bir döneme giriyorsunuz. Yeni kazanç kapıları keşfetmek için bağlantılar kurmak isteyebilirsiniz. Sosyal çevrenizde çekici görünmek isteyebilirsiniz. Hedefinizi ve hedefinize giden yolu belirlemek onu gerçekleştirmenizin ilk adımıdır. 29 Aralık'taki Merkür retrosuyla beraber bütçenizde değişiklikler yapmak durumunda kalabilirsiniz. Jüpiter Koç geçişinde ise yaşam alanınızla ilgili değişimler yaşayabilirsiniz. Evinizin içini yeniden düzenlemek isteyebilirsiniz, yeni bir eşya almak isteyebilirsiniz. Duygularınızı bir Koç edasında netlikle ve cesaretle ifade edebileceğiniz zamanlar yaşayabilirsiniz. Bu ay iletişime geçerken dikkatli olun yükselen oğlaklar. 8 Aralık'taki Dolunay 6. evinizi etkileyecek, sağlıklı rutinler oluşturmak isteyebilirsiniz. 6. ev krizlerin de evidir, bu nedenle gerginlikler yaşayabilirsiniz. Aman dikkat edin! Hedeflediğinize henüz ulaşamadığınız için endişeli olabilirsiniz, ancak doğru yoldasınız. Venüs 9 Aralık'ta Olak'a geçtiğinde insanların ilgi odağı haline gelebilirsiniz arkadaşlarınızla spontane bir şekilde görüşebilirsiniz. Sizin için özel olan biriyle romantik anlar paylaşabilirsiniz. Oğlak'a geçen Venüs ve Merkür, Neptünle çatışırken her şeyi kendi gerçekliğinde algılayamayabilirsiniz. İllüzyonlara kapılmamaya özen gösterin. Bir belge veya sözleşme imzalayacaksanız da 21 Aralık'a kadar bekleseniz iyi edersiniz. Olak yeni ayı önümüzdeki yılın niyetlerini belirlemeniz için size alan açacak zaten. Kendinize biraz hareket alanı bırakın. 29 Aralık'tan itibaren Merkür burcunuzda retroya gireceği için arzularınız ve tutkularınız büyük olasılıkla önümüzdeki birkaç hafta içinde dalgalanmaya başlayacak. 31 Aralık gecesi Ay Boğa'ya geçtiğinde sıcacık bir duş alın, kremlerinizi sürün ve evinizi tütsüleyin. 2023'ü en rahat hissettiğiniz yerde karşılayın. güneş şeye geçtiğinde sosyal çevrenizde neşe saçan, deneyimler peşinde dolaşan biriydiniz. Özellikle de tutulma sezonunda kariyerle ilgili değişimler yaşadığınızı düşünürsek, bu aralar kendinizi daha iyi hissediyor olabilirsiniz. 8 Aralık'taki dolunayla kalbinize ve yaratımın akışına güvenmek için güzel zamanlardan geçeceksiniz sevgili yükselen kovalar. C. Ruhunuza iyi gelmeyen şeyleri elemekte başlayabilirsiniz. 9 Aralık'ta Venüs 12. evinize vurgu yaparken ve 21 Aralık'ta Güneş oğlağa geçerken genellikle sakin kalma ve kendi ruh halinizi yansıttığınız halinizde akışa devam etmek isteyebilirsiniz. Yalnız vakit geçirmek, meditasyon yapmak, günlük yazmak veya bu tarz ritüellerden keyif almak, neyi geride bırakmak istediğinizi ve neyi kucaklamaya hazır olduğunuzu netleştirmenize destek olacaktır. Merkür metrosuyla beraber yavaşlamamanızda yarar var. Bu sayede size engel olan her şeyi şifalandırmaya odaklanarak iyi hissedebilirsiniz. İç gözlem yapmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Genel anlamda Aralık sizin için, yüksek bilincinizde bağlantıda olduğunuz bir ay olacak. 31 Aralık gününü ise yakın arkadaşlarınızla kendi çevrenizdeki insanlarla geçirmek isteyebilirsiniz. Ya yeni ayı ile tüm dikkatleri yeni deneyimler, maceralar ve uzak seyahatler alanınıza çekmiştiniz. Şimdi bir adım geri atıp, enerjinize gerçekten değecek şeylere akıtmanızın vakti geldi sevgili yükselen balıklar. 8 Aralık'taki Dolunay mesleki anlamda neyin yolunuzdan çekilmesi gerektiğine karar vermeniz için iyi bir fırsat olacak. Aralık ayı gündemleriniz, kariyeriniz, otorite figürleriyle olan ilişkileriniz, kökten aldığınız destekle yapacağınız açılımlar olacak. Venüs ve Merkür Olak Burcu'na geçtiğinde, siz de daha elle tutulur projelerin içinde yer alacaksınız. Daha stratejik bir iletişim ağıyla çalışmak isteyeceksiniz. Aralıkta neredeyse tüm gezegenler sizden yana. Tutkularınız ve sezgileriniz rehberiniz olsun. İmzalayacak önemli bir belgeniz varsa 20 Aralık'tan önce imzalayın, Jüpiter burcunuzdan ayrılıp koça geçecek. Böylelikle, daha fazla para kazanmaya başlayabilirsiniz maaşınıza sürpriz bir zam gelebilir. Öz değerinizi gözetmek adına daha fazla fırsat kovalayabilirsiniz. Olak yeni ayında yeni bir dostluğa ya da yeni bir işbirliğine başlayabilirsiniz. Merkür retro etkisiyle devam ettiğiniz bir projeyle alakalı iletişimsel aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Ocak ayında görüşmek üzere.